Günaydınlar çiçeklerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisinizdir. İnşallah beni soracak olursanız Aysun bacınız yine hazırlandı, dışarı çıktı. Kahveyi de içemedim sabah. Niye? Ben dün akşam kaçta yattım biliyor musunuz? Tam 4'te yattım. Ben bir demlik çayı iç, hani hazırladım ya, o bir demlik çayı iç, kız uyku gitti. Mikail 2.30'da yattı. Emre de oturdu bizle. Sonra dedi ki Aysun ben yatıyorum farkında mısın saat 2.30. Ben de diyorum ki vallahi bana hiç 2.30 gibi gelmiyor. Saat böyle 10-11 gibi geliyor. Uyku sıfırdı kızlar. Neyse videomun editini yaptım. Bir de o kavga bayağı bir uzadı. Bayağı böyle bir problemli bir kavga oldu. Birazcık böyle polis falan da geldi kızlar ama ne bileyim mahalle yani evim güzel iyi hoş ama mahalle yönünden nine. Şimdi o kavgadan dolayı filan birazcık böyle işim de uzun sürdü. Neyse kimseye bir şey olmadı. Olmasın. Şimdi de şöyle çıktım. Saatte kaça geliyor? Saat 1.30'u geçiyor. 4'te yatarsan kaçta kalkarsın? Kendi kendime nazar ettim. Sabah erken kalkıyorum dedim. Bak vallahi 2 gündür yok kalkamıyorum. Ama 15 gün karne, şimdi bu karne tatili ya. Ne bileyim çocuklar, nikahım var diye de işte herkes böyle evde olunca birazcık böyle ev düzeni yani benim düzen de şaştı. Olsun sağlık olsun. Böyle hep beraber kahvaltı yapıyoruz her gün. Normalde Mustafa okulda oluyor, Emre işte oluyor. Böyle denk gelmek de çok güzel. Şimdi ben kapatayım telefonu da markete gittiğimde açarım. Tanıtımını yaptı. Spray Mop gelmiş Çarşı İstanbul'a. Kızlar YouTube'a çekiyorum ben şu an. Instagram değil. Bir de şu benim buradan aldığım bu moplar da gelmiş kızlar. Şu yedek bezli olan. Bunlar ne kadar şimdi yedek bezli olanlar? Abi o da 119. 119. Aynen. İnegöl'de oturan hanımlar. 119 TL. Memnunum ama çok memnunum. Şimdi şöyle bir kavanozlar da gelmiş. Bakın. Şöyle kumanyaları koymak için. Güzel ama. Yeni ürünler gelmiş. Bakalım neler gelmiş. Şimdi benim İngiliz Home'da baktığımın böyle bu renk olanı var. 85 TL. Tam da böyle benim aldığım ahşapla da uyumlu bu. Şöyle mi alsam ki? Şöyle mi? Şöyle bakın. Özleyle. Çok şıkmış bu. Kızlar bakın şöyle. Farklı bir şey var. Aa, kızlar bakın. İşte şu müzikleri yüzünden var. Hep hızlandırıyorum videolarımı. Yemin ederim. Çok tarzmış. Evet şöyle fincanlar da gelmiş kızlar. Bakın. Evet, güzel bir fincan gösteriyor. Fıstıratı güzeldi. Ne? Fıstıratı altılı. Bankada kalmamış ya. Kırmıyorsun. Küçük nasıl geldi kalsana küçük. Kırarsın dikkat et bak. 45 lira. 45. Ooo. Teşekkür ederim. Hediyen için çok teşekkür ediyorum. Ne kadarmış? 1350 lira. 1350 tamam. Çok güzel kızlar. Buraları hep hızlandıracağım. Aa, şıkmış ama. Tam böyle kahve sevenler, kahve fincanı hastası olanlar için güzel modeller gelmiş. Şimdi Belgin'le birlikte kahve köşeme şöyle ürünü seçtim. Şunlarda da gözüm kaldı ama onlar beklesin. Hadi arkadaşlarım. Ya çok bir çekim yapmadım. Şimdi ben buradan nereye gidiyorum? Elif'e kahve içmeye gidiyorum. Bir de A101'e BİM'e de uğrayalım. Bakın tepsilerde 45 TL. Şöyle. Şimdi arkadaşlar BİM'e geldim de buradan Elif'e uğrayacağım. Bu hafta neler geldi? Valla burası hep böyle karışık. Şunlar da aslında o kadar hoşuma gidiyor ki. Şu Amerikan servisleri. Gerçekten çok güzel. Şöyle bakın sepet de var. Böyle. Bu neymiş? Hazneli temizlik fırçası. Ben bunu Ikea'da da görmüştüm. Ne kadar ki acaba? Şuraya deterjanı koyuyorsunuz lavabo içine. Mesela çamaşır suyunu koy. Hazneli temizlik fırçası. Şuna bir bakayım az ne kadarmış. Şuna bir bakacağım fiyatına. Bir de şöyle.
Bakın böyle renkli kapaklı kavanozlar da gelmiş. 3 tanesi çok iyi, 47.50. Vallahi iyiymiş fiyatı. Bebek ürünleri. Şöyle ikili fincan takımı, bu da 139 TL. Ben bu hafta ne geldiğini tam olarak bilmiyorum. Şu şeyler de hoşuma gitti. Şu patikler de hoşuma gitti ama ben patikçiyimdir genelde. Ne kadarmış? 34.50. Çocuklarda 32.50 de sarpımı olmaz o. Büyük gelir teyzeleri. Şöyle. Ayıcıklı. Tahmin ettin değil mi burada olduğumu? Ne yapayım, alsam mı ki kız? Lazım, sağ ol. Ben şeye bakmaya geldim. Ne? Gel. Banyo. İçin böyle çöp kovalı şey var. Şu. Yo, o değil, pardon. Gitmiş mi? Sabah bakmayalım. Öyle bakalım. Pijama da gelmiş kızlar. Pijamanın kalitesi de güzel. 269 TL. Böyle kadifemsi. Safra ablayı. Böyle şimdi şuradan şey de alalım. Badem şekeri alalım. Bitmiş mi? Sen kilo vermişsin. Bu öyle gösteriyor. Aa, kilo vermiş gibi geldin bana. Gel. Bitmiş mi? Erken gelsene evinde. Sen eve giderken bir üstüne bakabilir misin? Tamam, ben bakarım ama bugün mü? Hadi ben bugün buradan direkt eve yemek. Yarın? Baksana bitmiş. Sen tüketelim yaptırdın kız. Bak Allah seni var ya. Seninle beraber aldık ya. İpek kefik yaptırmışsın sen. Hayır, seninle beraber aldık ya. O değil mi? Hayır. Ha, o kirpiği taktı. Kızlar kendini çektirme, yoksa çekerdim şimdi. Kiprikler o biçim. Uzaya gidecek. Ben gidiyorum tamam mı? Ay, oyalanma. Tamam tamam, geliyorum geliyorum. Kız zaten ben de gideceğim, yemek yapacağım. Hayır, senin için diyorum, benim var. Ha tamam, hadi ben makarna yapacağım bu akşam. Tamam, hadi gel. Kızlar şu iki tane de badem şekerini alayım. Ne kadarmış? Badem keyif işte 37.50. Veya dur, 3 tane alayım. Kavanoz herhalde anca dolar. Badem şekeri alayım, kahveye koyarım. Böyle. Hadi hızlı bir şekilde gideyim ben de. Bu haftanın güncel spot ürünlerinde şu borcam 149 TL. Şöyle Paşa Bahçe'nin bu kaseleri. Kızlar bakın. Bunlar da ne kadarmış? Bunlar da 109 TL. Şöyle kapatayım. Sonra dur, kapatamadım da birazdan kapatırım. Şu dondurma kaseleri şöyle ikili olarak 54 TL. Sonra şu 89 TL ikili fiyatı, bakın. Şöyle bakın. Altında böyle tahtası da var. Şöyle şu çok hoşuma gitti. Şu tabaklı çiftçi darlı cam kutu 99, o bana çok pahalı geldi. Şunlardan böyle yeniden çocuğa yağma koymak için, işte iş yerine giderken bir şeyler koymak için aldırmıştı. O şu gayet iyi. Hani indirimi. Bir de şunlar, bunların renkleri hoşuma gitmedi. Hani yoksa alırdım. Şu alttaki renk pek hoşuma gitmedi. Şu ayaklı meyvelik de, bak ben onu var ya, ne kadar uygun bir fiyata almıştım. Şimdi 99 TL var bende. Bir tanesini Yelda'ya vermiştim. Şu kaseler. Vallahi biraz da acelem var. Şimdi hızlı hızlı baktım. Ben de bu fırsat ürünlerini değerlendireyim arkadaşlar. Şöyle bakın, düzenleyiciler 34 lira. Mesela Migros olsun, Özlek olsun veya başka marketlerde bunlar daha pahalı. Böyle. 3 TL. 89 TL. Ki ihtiyacım var benim. Bitti. Mustafa'ya vere vere bitti. Kızlar benim şu çiçek kahve köşeme de ne güzel olurmuş. Kız sen bunu 2'den almadın mı? İşte 3'le aldık ya. Ben siyah yerlerini çıkartıyorum. Ha, çok da güzel olmuş. İkiye gideceğim zaten Ayşe Nur'la. Tekrar bakacağım. Benim gerçek salon aldığım nasıl? Evet, çok, o da çok güzel. Güzel. Aha, aynen. Şöyle arkadaşlar, bu çiçekleri o zaman sen, evet, fırsat köşesiyle aldın. Çok ama yine çıkmış. Biliyorsun 350 herhalde. Benim elmas kurabiye bak. Çok severim bunu.
Bu da mı gerçek? Bu gerçek değil mi? Gerçek onlar. Kızlar Elif'in kirpikleri takma kirpik ama ipek kirpik gibi duruyor. Gratisten aldın değil mi sen? Hayır, Eve'den. Eve'den? Eve. Şeyden, Anatolium'dan. Ha, tamam. Evet bakalım. Kız ben bunu gerçek sandım. Bu tespih çiçeği değil mi? Evet, ona benziyor. Ona benziyor. Ha, evet. Şimdi bir kahvemizi içelim. Vallahi bir şey, bir canım çekti. Elif alabilir mi? Şöyle bir tane. Şöyle aldım. Erkenden aldım ben. Şöyle kahve yaparken bekleyeceğim. Bu elmas kurabiye var ya, çok lezzetli oluyor. Bakın. Şimdi de göstereyim. Nakışlı. Geçen gün sordum. Böyle nakışlı 6 tanesi 600 mü 700 mü ne dediler bana. Çok da güzel yapmışlardı. Şöyle yapalım. Ben de alacağım bunlardan. Ama Bursa'dan alacağım. Bursa çarşıdan. O toptancılar falan var ya hani. Hmm, oradan bakacağım. Bakalım artık arkadaşlarım. Bir kahvemizi içelim. Sonra ben eve gideceğim. Sarımsaklı böyle yoğurtlu makarna yapacağım. Bir kelle konuştuk. O tirliçe yapmış hanımefendi. Hmm. Emre çok seviyor tirliçeyi. Ailecek. Sever misin? Bayılırız. Çok böyle tercih ettiğim bir tatlı değil. Hayır, yerim. Yerim. Çok böyle tercih ettiğim bir tatlı değil. Benim oğlum. Bayılırız. Oğlum çok seviyor. Evet, onun hastası da var. Triliçe hastası. Aa, öyle arkadaşlar. Aldığım şeyde eve gideyim, yıkayayım. Şöyle bir bakarız nasıl olacak standa. Elif mutfakta oturmayı sevmiyor. Dedi salonda içeceğiz. Var ya, bu dolapta şey olacak. Teşekkür ederim. Bu iki yanın çiçeğini de böyle saksıya almış kızlar. O da öyle. Sen bunu nereden buldun? Bu çiçeği mi? Hayır, saksıyı. Saksıyı mı o? Saksılar önceden ya. o gün var ya, kaptın ya onu. Fırsat ürünü. Valla şansın varmış. Şöyle bakın. Güzel olmuş. Güzel. Eve geldim arkadaşlar. Şu an yeni geldim. Öyle bir soğuk var ki. Çıktığımda böyle bir soğuk yoktu. Böyle çok keskin. Üşüdün mü? Çok üşüdüm Mikail. Valla. Evet. Baksana ellerim. Bak özellikle şu elim. Hoş geldin. Buz gibi. Vallahi evet, buz gibi ya. Aynen. Şimdi hemen üstümü değiştireyim. Ellerimi de yıkayayım. Tabii ki nereye geçiş yapacağız? Mutfağa. Mutfağa geçiş yapayım. Saçlarımı da falan bir toparlayayım. Elif'e diyor ki saçlarını açık tut ya da kestir. Açık da güzel oluyor. Evet, açık güzel oluyor ama işte kız benim saçlarım var o kadar kabuk, böyle kalın telli ve kabarık ki yani maşallah subhanallah, aslında bu dökülmeye normalde saçın pek kalmaması gerekiyor. Şimdi Zekiye şey diyor her seferinde bu konuşmayı yapınca, keşke diyor bana verebilsen. Vallahi keşke bacım sana az bir şey verebilsem, çok isterdim ama bizim ailenin yapısı çok böyle, saçlarımız kalın telli ve gür arkadaşlar, kabarık diyorum, gür. Ay, yoruldum. Soğuk ellerimi mahvetti. Şimdi ne aldım onu göstereceğim ama yok, şimdi göstermeyeyim. Bir yemeği bir halledeyim. Hemen gireyim mutfağa. Gir aşkım. Hemen mutfağa gir. Çorba mı yapsam, sadece salçalı makarna mı? Soslu. Sarımsaklı. Hı. Ne şey gideceğim, ne sarımsaklı? Ne alaka? Sarımsaksız yapayım. Öyle yapayım arkadaşlarım. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Abone olmadan izleyen arkadaşları da kanalıma davet ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum yeni arkadaşlarıma da. Kanalımı güzelleştiriyorsunuz yorumlarınızla, desteklerinizle. Allah razı olsun hepinizden. Hadi ben şimdi kaçar. Ay, kız soğuk mu yordu? Hızlı geldim o mu? Şey alacaktım, lavaş. Orada da şey yoktu. Üstümde nakit yoktu. Kartı çekim yok arkadaşlar. O yüzden lavaş alamadım. Tandır ekmeği lavaş demişim. Vallahi abla dedi, post cihazım yok ama dedi, ben ürünleri de A101'e satıyorum dedi. Ha, tam o zaman aklımda olsun. A101'e veriyormuş. Yani alıyor mu tandır ekmeği? Aslında sana diyecektim ama unuttum. Kalkıyorum ben. Şimdi hemen bir çorba yaptım. Tarhana çorbası.
Şöyle bu soğuk havada iyi gidiyor çorba. Sıcak sıcak içiyorsun. O da böyle kaynadı. Biraz kaynasın, altını kapatacağım arkadaşlar. Şöyle küçük tencerede yaptım. Şimdi makarnanın da şöyle salçalı sosunu da ayarlayayım. Yoğun da ayarladım aynen böyle. Dünden de kuru fasulye, pilav da var. Fakat onları ısıtayım, ısıtmayayım mı kararsızım şimdi. Ne yapayım Mikar, ısıtayım mı, ısıtmayayım mı? Makarna yapmışsın ama sarımsak katmadın. Yok, sarımsak katmadım, işe gidiyorsun. Yoğurdunu katayım. Yalnız işte bu yoğurtlu makarnaya biraz küçük makarnalar daha güzel oluyor. Biz de maşallah hep iri boylar almışız. Hiç küçük almamışız böyle makarnayı. Evet. Kızlar, şimdi hazır yoğurdun içine ben mayaladığım yoğurdu koydum ama benim mayalı yoğurdum beyaz olur ya, koyu krem olmuş yoğurt. Bir de böyle hiç hoşuma gitmedi. Tadı güzel ama artık herhalde birazcık sıcak mı mayaladım, ne yaptım yoğurdu. Ayrı bir kapta çırpmadım arkadaşlar. Böyle bulaşıkla çıkartmak istemedim. Şöyle görüntü kirliliği için kusura bakmayın ama böyle, eminim çoğunuz da evinizde böyle yapıyordur. Evet, ben bunu var Instagram sayfamda yapsam linç yer miyim ki acaba? Sence linç yer miyim? Şöyle döksem videoda yerim değil mi? Evet. Sence linç yerim ama bir bakıma da hani yani bir şey demeyenler de olur herhalde. Hı? Sen olsan ne dersin mesela bir izleyici olarak? Ne dersin? Öyle mi dersin? Kız, çoğunuz yoksa öyle söyledi mi bana Allah aşkına? Aysun Hanım, yani evde bir kaşık da mı yok? Ama ne yapayım vallahi kızlar. Köfte tarifini paylaşacağım. Oh, mis gibi bakın. Şöyle. Tereyağlı. Vallahi tereyağı yakışıyor. Vallahi tereyağım da o kadar az kaldı ki. Hikayecim. Sipariş vermedik biz bu sene. Sen masa işi yapabilir misin? Ayarlayabilir misin? Evet. Yemekleri de ısıtıyorum. Çorbamın da altını kapatıyorum. Çorbalarımızı dökelim. Şimdi bize afiyet olsun arkadaşlarım. Hadi bakalım. Yemekten sonra hemen geliyor Aysun bacınız. Evet arkadaşlarım, yemeğimizi yedik. Şimdi Mikail'i yolcu edeceğim. Ve ben bir kahve daha içmek istiyorum. Elif de içtim. Ellerine sağlık arkadaşım. Çok da güzeldi kahvesi. Tirliçe tatlısı da çok güzel. Kendisi şey, krem şanti koymamıştı. Niye öyle bakıyorsun arkadan bana? Hayır, bakıyorum işte. Ne düşünüyorsun? Bülbül gibi şaka ediyorum. Bülbül gibi. Kahve takıldım. Günde çok kahve içiyor. Sabah içti. Sabah içemedim canım. Kahve, sabah kahvemi Elif'te yani kahve hakkımı Elif'te bilmiyorum ama şimdi bir tane böyle bir kahve içmek istedim tekrardan. Böyle bir şey canım. Lokum da yok. Lokum da almamışsın. Badem şekeri aldım. Badem şekeri aldım. Aynen, badem. Lokum alacaktım geçen gün de üst, yani açıkta. Bir tane simit almışsın, onu benim kartımdan çekmişsin Aysun. Hangi? Dün Migros'ta. Tövbe. Geldi mesaj ya. Hayır, senin karttan başka bir şey aldım ben. Senin benim var mı aşkım? Ne demek yani? Ama senin benim yok Mikail'cim, lütfen. Gider şeylerimiz ortaktır. Kazançlarımız değil mi? Yo, Aysun'unki kendine, bizim benimki herkese. Ama herkesin aynıdır yani, herkesin evinde. Genelde kadınların parası kadınlarındır. Erkeklerin parası tüm ailenindir. Yani benim param, senin paran yine benim param oluyor. O hesap oluyor. Allah var yani, Mikail pek bir şey demez böyle harcamalarıma. Öyle değil mi canım? Bir ihtiyaç varsa harcanır. Yani. Gereksiz şeylere kızarım. Ben. Aynen. Kızarım. Gereksiz hiçbir şey. Yani yok, ben zaten gereksiz bir şey almam. Mustafa da kral tahtına kuruldu. PlayStation'la
Şöyle şimdi oyun oynayacağım. Azıcık çektim. Tam değil. Şöyle az bir şey çektim. Oturuyor burada. PlayStation oynuyor. Ama bu hafta bitiminden sonra artık kontrolümün altında çalışacak. Eğitime başlıyoruz. Hayatım ne tespih çekiyorsun? Sabır çekiyorsun habire. Hayatım bu tespih benim stresimi alıyor. Erkekler geldi ve tespih böyle evet. Çekerler. Ya öyle bakalım. Bakayım bana ne sonuç gelecek? Kart çıkacak mı bana? Sence çıkar mı ticari kart, kredi kartı? Ya çıkmaya çıkar da işte taksit sayısı fazla değil yani. 3 veriyorlar. Artık sağlık olsun kızlar. Alabilirsem alırım. Alamasam da kalsın yani. Yine benim çekimler güzel. Işığı güzel tutunca 11'le de güzel, 15'le de güzel. Yani ışık güzel olunca S6'lıyla da güzel, Samsung'la da güzel. Buradaki tek şey ışık arkadaşlar. Evet, ışığı iyi ayarlamak lazım. Ayşin Hanım böyle diyor bak. Işık, gerçekten ışık çok önemli. O yüzden salonu sana böyle, şey alalım, böyle ışıkla yaptırdım. Seyir ışıkları alalım. Ne? Seyir ışıkları o filmlerde kullanıyorlar ya. Evet, neden olmasın? Yani olabilir, neden olmasın? Yani bakalım artık. Tabii ki gönlüm almaktan yana ama kendimi de çok şey yapamam yani. Strese sokamam. Çünkü ben bir kere az sesini kıssana telsin. Yani ben çok borcu sevmiyorum. Beni yakından tanıyan arkadaşlarım bilir. Çok yakından tanıyanlar. Yani bu konuda gerçekten benim uykularım kaçar. Borç yapmayı sevmem. Bir şey alıyorsam peşin almayı severim. En fazla 3 taksit, 4 taksit, 5 taksit. İşte bu telefon olduğu için birazcık taksit olsun dedim. Mikail de aynı şekilde. Biz karı koca bir şey böyle alacaksak hani paramızı koyarız, ona göre harcama yaparız. Kendimizi yıpratacak bir harcamaya asla girmedik değil mi? Aynen öyle. Yani girmeyiz çünkü gelirimiz belli. Memurun geliri tektir. Yani esnaf her gün mesela oradan buradan kazanır ama memurlar çok iyi bilir. Gelirlerimiz bir olduğu için, kimseden de destek olmadığı için bizim kazancımıza göre harcama yaparız. Öyle arkadaşlar, Allah'a şükür kimseye muhtaç değiliz. Allah kimseye de muhtaç etmesin. Yani kaç senedir idare ediyorum. Yine idare ederim. Yine buna rağmen yani güzel bir yükselme var Instagram'ımda, YouTube'umda. Şükürler olsun. Hamdolsun. Allah yani şükür. Emeğimin karşılığını tabii ki hani alıyorum ama şu izlenmelerim inşallah daha da çok yükselir. Ben inanıyorum ya yükseleceğine Mikail. Her şey nasip hayat. Aynen, nasip kısmet. Şimdi kayınvalidemle konuştum. Ya anne dedim, ben neden 15 gün karne tatilinde ben sana gelmedim. Sonra Mikail dedi ki bana, bir yollayayım mı seni dedi. İster misin Mustafa ile? Tamam dedim. Sonra durdu, ya anne dedi, biz mahvoluyoruz dedi ya. Şimdi şey olmasın. Ben, ama Nisan'da yine bir tatil varmış. Aslında gitsem iyi olurdu kayınvalidemle. Hı? Senin o tatiller yok. Neden? Kara tatilleri kaldırıyorlar. Aa ne? Bilmiyorum. Allah Allah. Gitsek mi ki Mikail? Yok hayatım ya, soğuk. Hı? Soğuk. Ben gece döneceğim şimdi birkaç gün sonra. Hani sen gece böyle devam ediyordun? Yok. Gece bitiyor, gündüze döneceğim işte. Bir gün evdesin, bir gün yoksun. O sistem mi? Sabah gideceğim, akşam geleceğim. Ha. Böyle de güzel. Sen gidiyorum. Bir şey diyor musun bana? Hayırlı işler. Burada mı? Kapıdan yolcu etmeyeceğim yine. Geleceğim. Sen bir şey söyle istersen. Ben ne söyleyeyim? Yani arkadaşlara kucak dolusu selamlar söylüyorum. Geceniz güzel olsun. Gündüzünüz güzel olsun. Rahat uyuyun. Biz devredeyiz. Allah polisimizi, askerimizi başımızdan eksik etmesin. Evet. Gerçekten sizi böyle mesela dün kavga vardı. Polis otosu gelince heh tamam yani insan o an böyle şey hissediyor. Daha bir rahatlamış hissediyor. İnşallah bu akşam bir olay çıkmaz arkadaşlar. Çıkmadı yani geçti. Öyle. Hadi bana müsaade. Hadi bakalım. Gel bir fotoğraf çekinelim. Hadi çekin. Arkadaşlarım bugün ben Çarşı İstanbul'dan şu kaşıklı baharatlığı aldım. Baharatlık diyeyim ben buna ya da hani böyle içine koyabileceğimiz kahvedir vesaire, lokumluk, şekerlik böyle bir kavanoz aldım. Kapaklı, ahşaplı böyle. Aynısını İngiliz Home'da da gördüm.
Oradaki fiyatı kaçtı ki, ben göstermiştim ama. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bunları yıkadım ben. Dur bir dakika. Buna kahve koyacağım. Bir tanesini önce de kuruladım. İnşallah nemli falan kalmamıştır ama dikkat ettim. Bunun aslında bir tık küçük olsaydı daha da iyi olabilirdi. Ay, kahve de ne güzel koktu. Güya ben kendime kahve yapacaktım ama köfte tarifini paylaştım. Birazcık böyle işim de vardı telefonda. Birkaç tane daha çekim ayarlamalarını yaptım. Böyle yeterli olur. Fakat ben kaşığı çıkartacağım. Çünkü kaşık birazcık engel oluyor. Şuna da badem şekerlerini dökelim. Tam kapanmadı. Yapalım. Şimdi IKEA'dan aldığım bu çiçekler şart oldu. Şimdi ben bunu salondan almayacağım. Sadece böyle size göstermek istedim. Bunu diyorum böyle koyayım üste. Bakın. Ay, bunu nasıl koyacağım, böyle üst üste koyacaktım. Ha, şöyle. Tamam. Buraya da bir şey bulursam kahve köşemizin standı hazır arkadaşlar. Şimdi ben bunu böyle size gösterdim. Saatte birazcık geç bir saat oldu. Ha, bir de Ayşenur'a kızlar. Şöyle güzel gelinimi borcamı aldım. Aradım, dedim Ayşenur borcamın var mı kızım dedim. Kara borcamı. Yok abla dedi. O zaman dedim bir tane alıyorum sana. Hani fiyat olarak da fırsat ürünüydü arkadaşlar. Hemen alayım dedim. Güle güle kullansın güzel gelinim. Bunu da yerine koyacağım. Şimdi kapanışımızı yapalım. Nasıl, hoşunuza gitti mi? Dur, yok. İki elle götüreyim. Şimdi şöyle gösterdim. Tabii ki kahve köşesini buradan kaldırıp diğer tarafa geçireceğim. Bunu yarın yapalım. Saat gerçekten geç oldu. Öyle yaparız. Birazcık da böyle boğazlarımda hafif bir yanma var ama inşallah hastalanmam. Ama zannetmiyorum hasta olacağımı. Bugün birazcık soğuk da yedim. Şuraya da bir şey düşünelim arkadaşlarım. Ondan sonra tamamdır. Gittiğim zaman da bu çiçekten alırım. Şimdilik çiçek koymam. Çünkü bunu salona geçireceğim. Salondaki sepette güzel oluyor. Öyle yaparız. Gold Saks'ta güzel olduğunu düşünüyorum. Gerçi bana Belgin mutfağında gold renk kullanma dedi ama Belgin'cim, sence nasıl oldu canım dekor? Güzel olacak. Böyle seviyorum. Sadece dizayn etmeyi, yani neyi nerede kullanacağım böyle tam bilmiyorum. Yoksa böyle güzel parçalar seçerim. Zevkliyimdir. Fakat nasıl dekor edeceğimi bilmem. İşte ben de öyleyim. Şimdi arkadaşlar sizlere veda edeyim. Yarın görüşmek üzere diyelim. Bu telefonu kapatıyorum. Hemen zaten bu kısmı ekleyeceğim. Çoğu editimi bitirdim. Yorumların çoğuna da yarın sabah döneceğim. Allah'ın izniyle inşallah canlarım benim. Ama var ya, böyle şey var içimde. Böyle hastalığı çağırmak istemiyorum ama iyiyim. Fakat böyle bir boğazımda bir tuhaflık, vücudumda. Böyle direkt yatağa yatmak istiyorum kızlar. Yatağa yatıp şöyle yorganımı böyle üzerime çekip böyle uyumak istiyorum. Dinlenmek istiyorum. Geldiğimden beri zaten bir koşturmaca içindeyim. Ama bilmiyorum ya, niye böyle hissettim birden. Yok ya, iyiyim iyiyim. Dur şimdi hastalığı masala çağırmıyorsun sakın. Aman aman. Valla bugün Elif'e de konuşuruz. Elif de çok ağır grip geçirdi. Yani Elif dedim valla Mikail öyle eve hasta gelince, Belgin'le de konuşurken böyle hasta geldiği zaman o gece eyvah dedim, yine mi kemiklerim kırılacak? Direkt böyle aklıma o geldi. Çünkü çok kötü bir ağrıydı. Yaşayanlarınız bilir zaten. Öksürüğü halen Elif'in geçmemiş. Yani Belgin de aynı şekilde. Belgin'in zaten ses mes gitmiş. Tekrardan geçmiş olsun bacılarım. Şimdi ben yatağa, inşallah videomu severek izlemişsinizdir arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz desteklerinizden ötürü. Sevginizden ötürü ben de sizleri çok seviyorum. Kalbimdesiniz. Böyle var ya, keşke Allah nasip etse de böyle çoğunuza böyle bir yerde yollarımız kesişse, böyle tanışsak.
Çok isterim, çok. Mesela belgeni gördüm, Hesna'mı gördüm. Artık Hesna bazen yani çoğunluk aramızda olmuyor. Onu da işte geçen bir konuştuk, daha da bir konuşamadık. Belgenimi gördüm. Sonra Tansucun'la görüntülü konuştuk. Zekiyeciğim aynı şekilde. Sonracığıma var, dur. Leyla'cığımla telefonda konuşuyoruz. Leyla Geven arkadaşım Adana'dan. Onunla konuşuyoruz. Sonra başka, yani var da Gülsümcüğüm ya, o sonra yine böyle kusuruma bakmayın, şu an böyle aklıma gelmedi ama var böyle konuştuğumuz, ettiğimiz, şu an ismini söylemedim, arkadaşına varsa ne olur gönül koyma, hatta yorumlar kısmına yazabilirsiniz beni söylemedin Aysun. İnşallah tanışırız. Geçen çarşı İstanbul'da takipçim görmüş beni. Çocuğuyla olduğu için hemen çıkmak zorundaymış. Keşke dedim hani gelseydin, şey yapsaydın, tanışsaydık. Öyle arkadaşlar. Elif'im takipçimdi. Yakın arkadaşım şu an kendisi. Bak şimdi aklıma geldi. Var ya, var böyle. Güzel böyle dostluklar, güzel böyle bağlar kuruyorsunuz, arkadaşlıklar kuruyorsunuz. Ama gerçekten böyle merak ettiklerim de var. Yani yorum yapanların arasında gerçekten çok değerlisiniz, çok kıymetlisiniz. Tabii ki bırakıp gidenler de var. Canları sağ olsun. Demek ki sıkıldı bende. Sıkıldı yani benden izlemekten. Sevenim var, şükürler olsun. Sevenim çok var. Allah razı olsun hepinizden. Ben zaten çok büyüyeceğimize inanıyorum. Yavaş yavaş ama. Yavaş yavaş arkadaşlar. Allah, yani acelemiz yok. Allah'ın izniyle inşallah. Güzel bir noktaya geleceğiz. Şeyle konuştum, Sarp'la konuştum. Dur anlatayım da öyle kapatayım. Anne diyormuş. Aynen böyle. Ben işte konuştuğumuz saatte birazcık huysuzdum. Annesini böyle emmek istedi. Bir de kucağına da yatıyor. Pozisyonunu da alıyor. Hemen tamam hazır ola. Bir de şey diyor annesine, yatağa çık diyor. Anne diyor, yatağa çık, ben diyor geleceğim diyor, seni emeceğim diyor. Ya Rabbim ya, bu çocuk çok fena. Sonra ben ona küçük kurbağayı söyledim. Bakalım, bir seçimler dolayısıyla kayınvalidesi Simav'a gidecek. Bu arada Yelda'nın kayınpederi muhtar adayı arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. O yüzden seçimler zamanı gidecek Kütahya Simav'a. Belki diyor abla diyor, dönüşte diyor hani gelip gidersek diyor, almaya diyor, sana da uğrarız dedi. Dedim inşallah kızım şöyle az da olsa bir göreyim Sarp'ı. Bilmiyorum kalırlar mı ama. Herhalde bu sene Ramazan bayramında tatil, Ramazan bayram tatili birazcık uzun olacak. İnşallah hafta sonuyla falan da birleşiyormuş herhalde. Bir Emre'yle öyle konuştuk. Eğer öyle olursa da çok iyi olur. Nereden baksanız 5 gün herhalde tatil oluyor. Zaten askere polise tatil yok, asla yok. Öyle kaç bayram böyle tek başıma geçirmişimdir. Asker eşleri de bilir. Şimdi beni çok iyi anlar. Polis eşleri de aynı şekilde. Yani ben evlendiğimde o pijamalarla geçiriyordum bayramı. O zaman gerçekten ya. Hem gurbettesin, kimse kapını çalmıyor. Yani bayram gelmiş neyime. Hani aynen o hesap. Tabii ki bayram kalabalık böyle aileyle güzel. Akrabalarla güzel. Öyle anne tarafımdan kaç kişi kaldı ki? Hiç. 3 kız kardeş kaldı. Bu kadar, bitti. Yani kardeşlerim ve ben yani. Gerçekten bu da şey, mesela oğlumun nişanı oldu. Babam gelemedi. Teyzem de rahatsız. O da gelemedi. Öyle vallahi kız, kendimi öyle var ya, öyle bir tuhaf hissettim ki. Ama kayınvalidem tabii ki eşimin tarafı mükemmel bir aile. Hani bana da aynı şekilde her zaman her konuda destek olurlar. Zaten tanıyorsunuz kayınvalidemi falan, artık kayınpederimi. Ama şöyle bir düşündüm. Kimsem yok dedim ya vallahi. Tamam, Allah'a şükür eşim yanımda, çocuklarım, kayınvalidem. Ben kayınvalidemi anne gibi görüyorum zaten. Ama bir eksikliğini hissediyorsunuz kızlar, yani bir eksikliğini değil bayağı bir eksikliğini hissediyorsunuz. Erkek kardeşim de yurt dışında, hani onu da söyleyeyim. Yanlış anlaşılmasın, yurt dışından daha demede gelemiyorsun. Oranın iş şartları falan, şimdi yurt dışında yaşayanlar da var. Gerçekten zor.
gurbette yaşamak, ki onlar daha da böyle uzakta. Böyle isterdim ya, kardeşim de gelsin, hani babam da olsun. Babam da rahatsız, böyle uzun bir yola çıkamıyor arkadaşlar. Öyle işte. Öyle. Sağlık olsun diyelim. Allah kimsenin de yuvasını bozmasın canlarım. Kimsenin ağzının tadı bozulmasın. Konu niye buralara geldi? Dur, hemen bu konulardan çıkıyorum. Sizleri öpüyorum. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Bugün kapanış, ne bileyim ben, böyle bir tuhaf oldu. Oradan konuş, buradan konuş. Vallahi arkadaşlar öyle. Bazen kendimi o kadar yorgun hissediyorum ki. Sanki dünyanın yükü böyle sırtımda. Allah'ıma şükür sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. Şükür. Ben bazen böyle geziniyorum sosyal medyada, böyle hasta olan böyle kişiler var. Gerçekten diyorum, hani o zaman kendime kızıyorum. Ama nedense böyle bazen kendimi böyle bir boşlukta, sonra sanki böyle sırtımda böyle bir yük varmış gibi hissediyorum. Bazen de enerjim böyle üst tavan oluyor. Yani o zaman Mikail bile der ya, sen hiç mi yorulmuyorsun, hiç mi şey yapmıyorsun? İşte böyle bir duygu geçişleri oluyor. Belki de şu an o konuya değindim diye, yani ailesel konuya değindim diye belki bir anda böyle dalda bir şey oldum. Bu da olabilir. Ama yine de buna rağmen hayata pozitif bakmaya devam arkadaşlar. Ne olursa olsun, ne bir sıkıntımız olursa olsun hayata pozitif bakmaya devam. Her zaman iyi düşünelim. Her zaman iyisi olsun. Kötü düşünmeyelim. Kötü düşünürsek kötü gelir arkadaşlar. Kötüyü çağırmamak gerekli. Şimdi kapatıyorum. Bir Aysun arkadaşınız yatağın içine giriyor. Böyle bir tuhaf olmaya başladım. Şu suyumu da içeyim arkadaşlarım. Dualarımdasınız. Allah'a emanet olun. Beğenilerinizi, yorumlarınızı da bekliyorum. Abone olmadan izleyen arkadaşları da kanalıma bekliyorum arkadaşlarım. Yeni gelen arkadaşlarımız da hoş gelmişler. Sefalar getirmişler. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.